Dolayısıyla bu dandiktir hesaplamalar. Türkiye'deki ekonomi kayıt dışı olduğu için, ekonomik veriler sağlıklı bir tabana oturmadığı için bütün göstergeler dandiktir. Büyüme rakamları dandiktir. Fert başına düşen milli gelir rakamları dandiktir. Dolayısıyla dandik bir ekonomide dandik göstergelere dayanaraktan yorum yaparken aslında şöyle başlamak lazım söze. Şayet bu veriler sağlıklı bir veri tabanına dayanıyorsa diye. Yapıyor işte TÜİK anketler yapıyor vesaire. Daha evvel 28 bin kişiydi. Şimdi sözü bana 90 bin kişiyle anket yapıyormuş. Yani ankete dayalı bir ekonomide kör kör gözün parmağına. Bunu 72 milyon insana şey yapıp uyarlayıp bir takım matematiksel hesaplamalarla enflasyonumuz bu diyorsunuz, büyüme oranımız bu diyorsunuz ama fert başına düşen milli gelir oranımız bu diyorsunuz. Ayda bu milli gelir hesabına göre her vatandaşımızın payına ayda 2000 lira düşüyor. Hesaba bak, yılda 15.240 dolar, ayda yaklaşık 2.040 lirası. Ama sen hocam, asgari ücretten, olmuş gibi mesela, sen asgari ücretten iş bulabiliyor musun? Evet. Bir. Şimdi onlara geleceğiz. Hayır, yani bu göstergeler dandiktir. Dolayısıyla bu oranlarla falan övünmenin de anlamı yoktur. 7.14 şu anda gösterge. Ve de şunu da söyleyeceğiz, enflasyon diyorsunuz. Ne dedik? Üretimle tüketim arasındaki olumsuz farktır. Aksini söyleyecek bir baba yiğit varsa gelsin. Peki işsiz adamın enflasyonu kaç? Kafadan %100, adamın işi yok ya. Sen bu adama enflasyon nutku atıyorsun. Her ay aylık enflasyon makamında şarkılar var Türkiye'de. Devamlı muhabbet. Şarkı geyik muhabbetinden öteye geçmez. Bir takım insanlar da bu enflasyon oranlarına dayanaraktan ekonomik yorumlar yapıyorlar. İşsiz adamın enflasyonu kaç? 13 milyon insan işsiz. 18 milyon genç evlenme çağına gelmiş bekar. Yani böyle bir ortamda bu dandik göstergelerle övünmenin anlamı yok. Bakın net söylüyorum, dandik diyorum. Türkçe söylüyorum ve bunun arkasındayım. Varsa bunun aksini söyleyecek bir kişi buyursun, bütün veriler elimizde ne olduğunu ne olmadığını göstermeye çalışırız. Türkiye'deki sorun sistem sorunudur. Türkiye kötü yönetilmektedir. Türkiye kapitalizmle de değil, sosyalizmle de değil. Böyle arabesk makamda bir yönetim anlayışı içerisindedir. Çünkü ekonomisi kayıt dışıdır. Siyaseti kayıt dışıdır. Siyasetin finansmanı kayıt dışıdır. Demokrasimiz de finansal anlamda maalesef parası olanların demokrasisidir. Parası olanların demokrasisi de üç kağıt ekonomisine dayanır. Üç kağıt ekonomisi, döviz, faiz, borsa, bak böyle işte tak bul karayı al parayı. Kime çalışır bu? İşte bu üç kağıtçılara çalışır. Üç kağıtçılar öyle bir üç kağıt yapar ki memlekette aklınız durur ha hep. Ne çekerse onlar kazanır. Onun için 500 milyona kadar faiz gelirlerinden gelir vergisi almayız. Ama 760 lira 50 kuruş asgari ücretten brüt iş bulmuş adamdan gelir vergisi alırız. Ondan sonra da adaletten bahsederiz. Dolayısıyla bu üç kağıt ekonomisinin sonuçlarıdır. Üç kağıt ekonomisi de üretimle uğraşmaz. Üç kağıt ekonomisi bu karayı bul parayı şeklinde böyle hop bir geçirir. Hepsinden ayrı geçirir yani. Dövizden evet. Ayrı, faizden ayrı, borsadan ayrı ama üretim nerede? Onun da jokeri işte değerli para derler adına. Evet hocam. Şimdi... Yani bir para değerli düşünebiliyor musun? İthalatta değerli ya. İthalat. Yer gök, ithalat. Yer gök süpermarketlerle doldu. Peki insanımız? Çıkın yola. Yüzü gülen bir tane adam var mı? İktisadi sistem bir sosyal organizasyondur. Ve bunun temel görevi insanları mutlu etmektir. Peki hocam, burada duralım. Yutup çekerek mutlu edemezsiniz. Burada duralım şimdi. Belki uyutursunuz. Son söz, bir şey söyleyeyim. Çobanla bizim politikacı arasında çok yakın bir benzerlik vardır. Çoban kavalla sürüyü uyutur. Bizim politikacılar da kimliği ne olursa olsun nutuk çekerek milletimizi uyutmaya kalkar. Arada da 3-5 patlatır işte. O ağızlara güzel laf yapıyor diye. Sonuç 13 milyon insan işsiz, 18 milyon genç bekar. Bütçen açık, ödemeler dengen açık, dış ticaret dengen açık. Hepsinde zarardasın açıklıyor. Açıklıyor ki kıvırmak için. Hepsi zarar. İthalatın ihracatından fazla zararda mısın? Zarar demiyor ha, açık diyor. Bütçen gelirin giderini karşılıyor muyor? Bütçe açığı diyor. Zarar be kardeşim. Tamam hocam, bir duralım. Zararla övünmek ve milleti daha az zarar ettirdik diyor. Enflasyon işte %4 mü çıkmış? %6,4 çıkmış. Ya bu zarar. Bu sene Türkiye enflasyon hesabını doğru kabul ederseniz %6 zarar etmiş.
Peki bir duralım şimdi. Allah'tan hemen... daha çok zarar etmemiştik. Hemen Cemil Ertem'e soralım. Sonuçta zararın şeyi olmaz. Evet, ama hocam... halka zarardır bu. Peki. Millete zarardır. Peki. Üç kağıt ekonomisinin kazığıdır. Peki.